Hadi ora. Hadi. Haydi Türkiye ileri. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Sevgili seyirciler, bazı siyasiler vardır. İktidara adımını attığı andan itibaren şans yüzüne güler. İç ve dış koşullar çok müsaittir. Ekonomi tıkır tıkır işlemektedir. Rüzgar liderden yana esiyordur. Bazıları vardır, her terslik onları bulur. 1994 yılında erkek egemen bir partinin başında başbakanlık koltuğuna oturan Tansu Çiller'i tarih herhalde o talihsiz liderler listesinde gösterecektir. Haydi Türkiye ileri! Haydi hedef büyük Türkiye'dir! İçeride terör ya bitecek ya bitecek! O gün de meclisten kaçmıştır. Hepinizin anası olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Tansu Çiller başbakanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye Cumhuriyeti'nde yangın vardı. Yangını çıkaran PKK'ydı ve Güneydoğu'da neredeyse hakimiyetini kurmuştu. Alarm zilleri çalıyordu. Çiller bölünmeye yakın bir ülkeyle karşı karşıya kaldı. PKK'nın 1984'te Eruh ve Şemdinli'de yaptığı ilk saldırının üzerinden 10 yıl geçmişti. Ankara ilk başlarda bu olayı ciddiye almadı. Görmezden geldi. Kürt sorunu ağızlara dahi alınmıyordu. Zaten Türkiye'de Kürt yoktu. Dağ Türkleri vardı. Yaşananlar Apocu diye adlandırılan haydutların soygunlarından da başka bir şey değildi. Haydutları kovalama görevi de jandarmaya verilmişti. Her şey 1992'de Saddam Hüseyin'in kuvveti işgaliyle değişiverdi. PKK'ya adeta büyük ikramiye çıkmıştı. Amerika'nın başını çektiği ve Türkiye'nin de dahil olduğu koalisyon duruma müdahale etti. Ve koalisyonun ilk işi Kuzey Irak'ı güvenceye almak, Irak ordusuna ve askerine bölgeyi yasaklamak oldu. Saddam Kürtleri Halepçe'de gazlamıştı ve bu arada korkularından Irak'ın kuzeyinden kalkıp Türk sınırına dayanan 500 bin Kürt'ün korunması gerekiyordu. Bunun için bölgeye müdahale edildi. Irak'ın kuzeyi güvenceye alındı. Sovyetlerin dağılması, Amerika'nın bölgeye gelmesi, Saddam'ın desteği, bölgedeki Türkiye üzerinde hesaplar olan devletlerin yardımı sonunda PKK o dönemden sonra ağır silahlara sahip olmaya başladı. Yeterli dış desteği aldığı için içeriden de bazı zafiyetler oluştuğu için yani tehlikeli bir boyut kazandı. PKK terör örgütü sanki piyango vurmuş gibi isteyip de bulamadığı bir dönem oldu. Neden oldu bu? Çünkü oradaki bulunan bu şeylerin, birliklerin efendim Kuzey Irak'ta olsun, Irak'ın tamamında olsun Amerikalılardan o Irak'ın silahlı kuvvetlerinden olsun çok miktarda silah, malzeme falan PKK terörünün de tabii arayıp da bulamadığı bir konuydu bu. Ondan sonra bundan çok büyük istifade etti ve çok büyük güçlendi. 84-85'te 200 kişiydi. İşte bu Körfez Harekatı, İran-Irak Harekatı falan gibi nedenlerden dolayı
aşağı yukarı 5000'i buldu. Bu altın fırsat PKK'nın başını döndürdü. Irak'ın kuzeyinde kendine adeta kurtarılmış bir bölge yaratan örgüt, büyük ayaklanma projesini hemen uygulamaya koydu. Kısa sürede kadrosu 5000'e çıktı. Adeta nizami ordu gibi 500-600 kişilik gruplarla dev saldırılara girişti. 21 Mart 1992'de Büyük Nevruz Ayaklanması programlandı. Ardından Şırnak ve Cizre'yi işgal girişimi geldi. Derken alan Akdüt'ün Derecik Karakolu baskınları ve bölge tam bir savaş alanına dönüştü. PKK'nın hedefi Türkiye sınırları içinde Türk askerinin giremeyeceği kurtarılmış bölgeler oluşturmaktı. Oralarda ulusal meclis toplayıp savaş hükümeti ilan etmeyi planlıyordu. Sınırın Irak tarafındaki 20-30 kilometre, 25-30 kilometrelik derinliğindeki sınır boyuncaki arazi PKK'nın kontrolüne geçmiş. PKK bu dönemde çok ağır silahları elde etmiş, güçlenmiş. Bu bölgeden sızma suretiyle Türkiye'ye geliyor, eylem yapıyor. Eylemden sızan, kaçan, kurtulanlar tekrar bu bölgeye, kuzeye geliyorlar. Kuzey Irak'a, yani kurtarılmış bölge gibi rahatça kullanıyorlar. Bu nizami birliğin gayri nizami birliğe karşı mücadelesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ki nizami birliklerin gayri nizami birliklere karşı harekatında gayet tabii çok büyük şeyler oldu. Sıkıntılar oldu. Karakollarımız belli. Karakollarda 15-20 kişi var. Elinde sadece piyade tüfeği var. Ondan sonra uçakmış, helikoptermiş. Ondan sonra ne bileyim ben zırhlı araçlarmış. Gece görüş cihazlarıymış. Ondan sonra radarlarmış falan. Yani karacılar için söylüyorum. Yoksa hava için söylemiyorum. Radarlarmış. Bunlar hemen hemen yoktu. Adeta gündüzün devletin hakim olduğu, öğleden sonra da otoritenin tümüyle örgütün eline geçtiği bir dönem yaşanmaya başladı. İşte bu gidiş sonunda Ankara'yı sert şekilde uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri adeta duruma tümüyle el koydu. Eski düzeni değiştiren de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş oldu. Tam ve komando eğitim merkezinde gördüm komutanım. Çünkü bazıları diyorlar ki eğitim görmeden gidiyorlar diye. Bazı münafıklar var. Onun için soruyorum. En iyi eğitimi orada görüyoruz komutanım. Münafıkları da cevap işte. Sayın Doğan Güreş komutanımız silah olsun, efendim tanklar olsun, silah konusunda, tanklar konusunda tankları Almanya'dan getirdi. Kaleşnikovları da yine oradan bir yerden getirdi. Aşağı yukarı bildiğim kadarıyla bir 100.000 falan civarındadır. Her ilde bir il jandarma komando alayı, her ilçede bir ilçe jandarma komando bölüğü olmak üzere böyle bir teşkilatlanmaya gittik. Rusya'dan BTR araçları geldi. Mesela elimizde o zamanlar silah yoktu. Gittik şeyden, Kuzey Irak'tan, Erbil'den, şuradan buradan bir sürü silah aldık parayla. Türkiye PKK terörüne karşı duyarlıdır ve buna müsaade etmeyecektir. Vatan sana, canım feda, vatan sana, canım feda. Nizami ordudan terörle mücadeleye uyumlu gayri nizami düzene geçildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı, SAS komandoları o dönemde kuruldu. Kara, hava, deniz, jandarma tüm kuvvetler bölgeye yayıldı. Havas mı aldık arkadaşlar? Sağ ol. Diğer önemli değişim Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ağar'ın getirilmesiydi. Terörle mücadelede polis de devreye sokuluyordu. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri var yani işin ardında arkası. Onlar da o dönemde komando birlikleri, işte Kayseri'ydi, Bolu komando tugayları, farklı birlikler oluşturuldu. Ve bütün bunların içerisinde en alttan en üste kadar herkesle bir mücadele birlikteliği, takım oyunu, takım ruhu geliştirildi, oluşturuldu tabii.
Komutanım, doktor. Ama örgüt kolay pes etmiyor. Sayın seyirciler, alınan bilgiye göre 150 kişilik bir terörist grup Bingöl-Elazığ yolu üzerinde barikat kurarak çok sayıda aracı durdurdular. Teröristler dağıtıma giden ya da askerlik görevlerini tamamlayıp memleketine dönmekte olan erleri otobüslerden indirdiler ve 35'ini olay yeri yakınında tarayarak şehit ettiler. Göldeki saldırı tüm Türkiye'yi acıya ve öfkeye boğdu. Katliamı gerçekleştiren grubun başında Şemdin Sakık vardı. Zorunluluk aldığımız için şiddete başvuruyoruz. Barışın da derinleştirilmesine, savaşın da derinleştirilmesine varız. Her iki yönteme de var olduğumuzu belirtiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra ne yapacağımız biraz da düşmanın yaklaşımlarına kalmış bir durumdur. Savaş dese savaş olur, barış dese barış olur. İşte Tansu Çiller'in devraldığı Türkiye böyle bir manzaradaydı. Kendi partisinde dahi bu işin altından kalkıp kalkamayacağı tartışılıyordu. Bir hanın başbakan nasıl bu terörün önüne geçecek, nasıl oralara gidip şey yapacak diye endişe vardı. Endişeler uzun sürmedi. Başbakan PKK mücadelesini tamamen askere bıraktı. Asker ne isterse de verdi. Hepinizin anası olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Çiller ile Genelkurmay Başkanı arasında tam bir uyum oluştu. Güreş Paşa'nın deyimiyle başbakan tak diye emreder, ben de şak diye yaparım dönemine geçilmişti. O yıl Güreş'in görev süresi bir yıllığına uzatıldı. Ancak başarının kolay kolay gelmeyeceği ve çok pahalıya mal olacağı da o günlerden görülüyordu. Savaş çarkları dönmeye başlayınca önüne gelen her şeyi ve herkesi de ezip geçer oldu. TSK bir daha Irak'ın kuzeyinden çıkamadı. Sınır boyu karakollar kuruldu. Barzani ve Talabani'nin peşmergeleri de PKK'ya karşı savaşa zorlandı. Binlerce köy ve mezra boşaltıldı. Kararlıyız. 10 yıldır tırmanan terörü aşağı indirmek bize nasip olacak. Hain eşkıyayı buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Senin gücün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, güvenlik güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yetmez. Tarihin hiçbir döneminde de yetmedi. Gel Türk adaletine teslim ol. Yoksa sonun yok olmaktır. Ankara'nın tek hedefi ateşi söndürmekti. Tabii arada sıkışan bölge halkı oldu. Sorun sadece güvenlik açısından ele alınıyordu. Kürt halkı kim güçlüyse onun yanına geçer anlayışıyla gelen vurdu, giden vurdu. Bölge halkı taraf seçmeye zorlandı. Halkın İki ateş arasında kalmış olmasına rağmen, yani bir tarafta eşkıya gelip sıkıştırıp kızını oğlunu istemesi, ekmeğini, ununu, yağını alıp götürmesi, bir tarafta da niye sen bunu ona verdin diye devletin gelip onu sıkıştırması arasında kaldı halk. Yani halk eğer eşkıyaya, bu teröristlere istediğini vermese öldürüyor. Nitekim 5000 kişi öyle öldürmüştür. İstediğini verirse bu defa devlet niye verdin diyor. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. 1993'ün ikinci yarısından itibaren devlet işe el koymuş. PKK çok ağır darbe yemiş ve istediğini elde edememişti. Belki ancak
örgütün Güneydoğu'da kurduğu siyasi hakimiyeti, halkın üstündeki etkinliği kırılamamıştı. PKK onlar için terörist değildi. Silahlı özgürlük savaşçısıydı. Ankara ise kararlıydı. Terör örgütünün tüm maddi manevi desteği kesilmeliydi. Destekçileri yok edilmeliydi. Demokrasi, insan hakları hiç kimsenin umurunda değildi. Tüm yasal ve yasa dışı yöntemler devreye sokuldu. Adeta kirli bir savaş başlatıldı. En dramatik gelişmelerden biri köy koruculuk sisteminin kurulmasıydı. Bu bir nevi Kürt'ü Kürt'e kırdırmaktı. Devletten yana olan Kürt aşiretlerinden korucular oluşturuldu. Devletin silahlandırdığı, parasını verdiği bir milis gücüydü. Kısa sürede tüm PKK yanlılarının korkulu rüyası oldular. Sadece onlar mı? Yasa dışı gruplar, mafya mensupları da derin devletin desteğiyle kolları sıvadı. Kürt iş adamları, Kürt düşünürler evlerinden alınıyor, beyinlerine tek kurşunla vurulmuş bulunuyorlardı. Bütün ana damarlarını onu besleyenleri ama Orta Doğu'dan ama Batı'dan keseceğiz. Ve içeride terör ya bitecek ya bitecek. Tabii ki rakamı tam bilmiyoruz. Kimisi binlerce diyor, kimisi 16 bin diyor. Ama faili meçhul cinayetlerin olduğu kesin. Bunu biliyoruz. Bir ülkede bu kadar faili meçhul cinayet var ise, bunların hiçbiri aydınlanamamışsa, o zaman bunun devletten habersiz olarak yapılabileceği ihtimali bence çok zayıf. Türkiye'de artık kaçırmalar, güpegündüz infazlar, işkenceler ve bombalamalarla faili meçhuller dönemi yaşanır olmuştu. Devletten yana olmayan herkes artık PKK'lı, yani düşmandı. Mardin milletvekili Mehmet Sincar arkadaşımız Batman'da bizle de beraberdik. Gittiğimiz bir çalışma sırasında herkesin gözü önünde çok kalabalık bir caddede kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü. En son genel merkezimiz bombalandı. Yanılmıyorsam 18 Şubat 1994. Genel merkezimiz öyle bir bombalandı ki, yani içinden kurtulan hiçbir evrakımız dahi kalmadı. Daha önce il binamız bombalandı, birçok yer bombalandı ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Olası bir saldırı her zaman gündemdeydi. Ama İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü bütün açıklamalara rağmen partiye herhangi bir koruma vermedi. Sadece Murat Bozlağ'ın yaralandığı dönemde bir iki günlük bir bekçi koymuşlardı. Daha sonra o da çekip gitmişti. CHP'sinden de ses çıkmıyordu. ANAP'ından da ses çıkmıyordu. Vefa'ından da ses çıkmıyordu. Hepsi de bunları biliyordu. Yani işte o dönem ve çok böyle şuursuzca gidip helikopter iniyor, köyü ateşe veriyor. Hatta insanları ben seçim bölgemde, kendi köyümde, yani Nasır Öğün ve eşi, 7 çocukları, eşi hamileydi, 10 canı diri diri yaktılar. Gittim gördüm enkazların altından, ben cesetleri çıkarıp defnettim. PKK ile mücadele neredeyse tümüyle askerin kontrolüne geçmişti. Sadece güvenlik değil, kamuoyu da onlardan sorulur olmuştu. Psikolojik savaşın en ince metodları devreye sokuldu. Kısa sürede bu esen fırtınadan payını alanların arasına Türk gazeteci ve düşünürleri de eklendi. Resmi ideolojiyi desteklemeyenin üstüne yüründü. Devlet temsilcisi bir gazeteci kesimi türedi. Yazılarıyla liberal görüşleri lekelediler, insanları ihbar ettiler. Bu olayın sadece silahla çözülemeyeceğini, halkın beklentilerini de dikkate almak gerektiğini
Yazdığımdan dolayı benim de başıma gelmeyen kalmadı. İntikam komandoları diye bir grup yakalanmış ve öldürüleceklerin listesinde ilk isim ben çıkmışım. MİT aylarca yakın korumada tuttu beni. Sonradan Mehmet Ağar anlattı. O dönemin en kanlı katili Yeşil'e infaz emri verilmiş. Ve adam gelip bizim oturduğumuz evi gözlemiş, planlarını yapmış. Ancak kim yaptıysa son anda o emir durdurulmuş. O günlerde gerçekten herkesin başından inanılmaz olaylar geçti. Kimseden de hesap sorulmuyordu. Adeta korku imparatorluğu dönemiydi. Şimdi geriye dönüp düşünüyorum da çoğumuz bedava yaşamışız. Devlet vurdukça PKK da vuruyor. Tuzla istasyonunda tren bekleyen 5 askeri öğrenci katlediliyordu. Hemen her gün bir bomba patlıyor, sokaklar kaynıyordu. Sonunda Kürtlere siyasetin kapılarının kapatılmasının da işareti çıktı. Yani bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin bütün insanları. Ve dediler ki siz burada, yani bu dağlardaki insanlarla uğraşıyorsunuz. Dağlardaki eşkıyayla uğraşıyorsunuz. Yalnız bu dağlardaki eşkıya meclisten kuvvet alıyor. Mecliste bu adamlar onların adına konuşmaya ve hareket etmeye devam ettikleri sürece siz ancak askerleri şehit ettirmekten başka ileri geçemezsiniz. Bunu durdurun. Meclisteki bu şeyleri acele kaldırma hadisesi buradan geldi. Halkın Emek Partisi hep sosyal demokrat kökenli, geçmişte SHP içinde siyaset yapan Kürt aydınları tarafından kurulmuştu. Paris'te düzenlenen Kürt konferansına katıldıkları için SHP'den ihraç edilen milletvekilleri 1990 Haziranında HEP'i kurmuşlardı. Partinin lideri DİSK eski genel sekreteri Fehmi Işıklar'dı. Onlarla eş güdüm içerisinde 1991 genel seçimlerinde de SHP ile ittifak yapmış, 18 milletvekiliyle meclise gelmişler. HEP'lilerin SHP ile yol arkadaşlığı çok kısa sürdü. Bu metni anayasanın baskısı altında okuyoruz. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Hatip Dicle'yi Leyla Zana izledi. Türkçe yeminden sonra Kürtçe konuştu. Herkesin insan haklarından, insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağı ama bir Türk milleti önünde namusun ve şerefin üretine an içerim. Evet, ben Türkiye'ye de Türkiye'ye. Zana'nın bu yemini Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği için ediyorum sözleri çıkarılan gürültü arasında kaybolup gitti. Yemin töreninde yaşananlar Türkiye siyasetinde deprem etkisi yarattı. SHP lideri Erdal İnönü istifalarını istedi. HEP'liler bunun üzerine yuvaya döndüler. Ancak parti kısa sürede soruşturmalara uğradı ve hemen kapatılma olasılığı bildirdi. Demokrasiyi savunanların birliğine ama sokulmak istendi. Onlar da Özdep adıyla bir başka parti kurarak siyasi alternatiflerini hazırladılar. Ancak gelişmeler öylesine hızlıydı ki bu parti için de hemen kapatma davası açıldı. Yine aynı kadrolar tarafından bu defa Demokrasi Partisi adıyla DEP faaliyete geçirildi. Ne var ki terörle mücadelede yeni anlayış yasal bir Kürt muhalefetinin yaşatılmasını istemiyordu. Bu anlayış ve baskılar HEP partisinin çizgisini zamanla radikalleştirdi ve sertleştirdi. Biz ayrım yapmıyorduk. Kürt, Arap ayrımı yapmıyorduk ve bizim partide rahat yer alıyorlardı.
hep bünyesinde. Çünkü Türkiye çapında politika yapıyorduk. İşçilerin sorunlarıyla da ilgileniyorduk. Köylünün de esnafında. Zonguldak'ta bir işçi direniş varsa ben oradaydım. Doğal olarak daha kucaklayıcıydı. Daha bir geniş yelpazeye hitap ediyordu. Benim birçok il başkanım Çerkez'di, Karadenizli, Laz'dı, Arnavut'tu. Böyle bir şey düşünmezdik. Giderek daraldı bu. Yani bölgeye sıkışmaya başladı giderek. Bunun çeşitli nedenleri var. Yani ben o günün yöneticisi, kurucusu arkadaşları herhangi bir biçimde eleştirmiyorum. O günün koşulları yani bütün faktörleriyle bakıldığında daha daralan, daha bir sıkışan yapıya doğru yöneldi. Zana'nın meclis yeminine Kürtçe bir cümle eklemesi fitilin çekilmesine yetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtçe cümle edilmesi kimilerine göre devletin yıkılmasıyla eşit anlamdaydı. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez. Kürt halkının oylarıyla meclise giden DEP milletvekilleri bir anda enselerinden sürüklenerek hapse atıldılar. Bir süre sonra da parti kapatıldı. O zaman meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk'tu. Hüsamettin Cindoruk, onun tabii anlayışı ben şey yapamam. Bir şeyi suç yani şeye soktu, 84. maddede yani mecliste kürsüde kurulmazlığı var ya, ona soktu. Meclisin saygının itibariyle dosyayı geri gönderdi. Hatta benim aklımda kaldığına göre havalı bir geri gönderiş yaptı. Ankara Kalesi'nde bir sabah kahvaltısı, basın toplantısı yaptık. Yani ben öyle hatırlıyorum. Ve göndereceğim dedi. Bize geldi dosya. Fakat bizim başsavcı Nusret Bey bu dosyanın üzerine kendi yazdı. Dedi ki, bunun dedi yani suç olup olmayacağına dedi mahkeme karar verecektir. Siz karar veremezsiniz de. Bu şey Yüce Diva şeyin mahkemenin görevine girer dedi. Dosyayı iade ettim. Tekrar bize gönderemediler. Ben hava yatıştı diye düşündüm. Amerika'da bir tedaviye gittim. O sırada Sayın Çiller bunu tekrar gündeme getirdi. Gündeme getirdi çünkü fezlekeyi tekrarlamıştı şey, bir kısmını düzelterek başsavcı. Ben Amerika'dan telefon ettim Sayın Çiller'e. Bunu durdurmasını, ben geldikten sonra düşünmesini falan rica ettim. O çeşitli mazeretler ve beyanlarda bulundu. Beyanlarının bir kısmı haklı olabilir. Yapıyoruz bunu dedi, yaptılar. Ama bildiğim bir şey varsa, o gün parlamento benim dediğimi yapsaydı, Kürt meselesinde temsil kabiliyetleri süren milletvekilleri 95 seçimlerine kadar gideceklerdi. 95 seçimlerinde barajın altında kaldı hep. Orada da tasfiye olacaklardı. Yani demokratik yolla çözülmesi gereken bir meseleyi parlamento ile bölge halkları arasında bir kavga haline yahut bir güvensizlik haline çevirdiler. Parlamento kuşatıldı. Biz düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için bizim dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını talep etmişlerdi. Yani gözükmeyen güçler talep ediyordu. Mesela benim dokunulmazlığımın kaldırılmasına gerek yoktu. Karma komisyon 3 kez reddetmişti. Yani ama birileri istiyordu. Tekrar benim dokunulmazlığımın kaldırılmasına karar verildi. Ama orada bazı şahsiyetler tepki gösterdiler. Ama sorun Kürtler olunca, sorun ülkenin yani bölünmez bütünlüğü olunca herkes orada bir birlik oluşturuyor. O gün ilahlar emretmişti. Onlara da sadece bir görev verilmişti. Ellerini kaldıracaklardı ve arkadaşlarını polise teslim edecektiler. Ve öyle ilginçtir ki bizim yani Anayasa Mahkemesi'ne itiraz hakkımız var.
onu bile bize kullandırtmadılar. Ve o gün parlamentonun etrafını polis kuşatmıştı. Bir sivil darbe olmuştu ve meslektaşlarımız bizi bir bütün olarak alıp polise teslim etmişlerdi. Ben dokunulmazlıkların da kaldırmasına karşıydım. Fakat mecliste çok büyük bir tahrik, provokasyon vardı. Veyahut mecliste çok büyük bir heyecan vardı. Heyecanın sebebi de budur. Çünkü her gün bir şey geliyor, cenaze geliyor. Ve ondan sonra halk diyor ki, benim gözümün önünde halk generale dedi ki, paşa daha ne zamana kadar bu bizim çocukları öldürtmeye devam edeceksiniz? Öldürmeye de mi öldürtmeye? Tabii o dönem hani Kürt hareketinin tümüyle devre dışı bırakılması, siyaset dışı bırakılması, çok ağır faturalar ödetilmesi bugünden bakıldığında ne kadar yanlış bir politikaymış. Bütün toplum olarak biz bunun faturasını ödedik. Yani deve kuşu politikasıyla şiddet üzerinden ya da inkar politikası üzerinden bu soruların çözülemediğini maalesef bize göstermiş oldu. Korkunç bir dönemdi. Ancak sorun sadece terör de değildi. Bir yanda dev bir ekonomik kriz, öte yanda başta asker olmak üzere laik kesimi korkutan refahın giderek güçlenmesi. Yani bu gerçek vardı. Laik cumhuriyetin tehlikeye girdiği kaygısı yaygınlaştıkça yaygınlaştı. Bunun işaret fişeğini de Refah Partisi'nin Ümraniye Müftülüğü'nden milletvekilliğine getirdiği Hasan Mezarcı ateşledi. Koskoca bir milleti babasını inkar ettirmek suretiyle veledi zina haline getirmek istiyorlar. Siz Osmanlı'nın çocuklarısınız. Sizin atanız bellidir. Sizin ecdadınız bellidir. Ama onun atasının kim olduğunu şahsen ben bilmiyorum. Bunu da incelemeye bizim ihtiyacımız vardır. Bilmeye de hakkımız vardır. Ve arkası çorap sökül gibi geldi. Görünmeyen eller hemen her gün yeni bir mezarcı kaseti servis etmeye başladı. Mustafa Kemal ölmedi mi? Hala izindeyiz deyip duruyorsunuz o zaman. Hala bugün yaptığınız bütün zulümleri onun adına yapıyorsunuz. Ordudan 1200 tane subayımızı atıyorsunuz. Mustafa Kemal'in ilkesi laiklik adına. Üniversiteden bacılarımızı atıyorsunuz. Mustafa Kemal adına. Kerhane açıyorlar onun adına. Meyhane açıyorlar onun adına. Hırsızlık yapıyorlar onun adına. Cinayet işliyorlar onun adına. Darbe yapıyorlar onun adına. Kışlalar ve sokaktaki tepki giderek büyüdü. Sonunda mezarcının dokunulmazlığı kaldırıldı. Refah'tan ihraç edildi, yargılandı, hapse atıldı. Yıllar sonra da yepyeni bir kişilikle ortaya çıktı. Hasan Mezarcı öldü, Allah rahmet eylesin. Günahıyla, sevabıyla onu defnettik. Ben o Meryem oğlu İsa'yım ve inananların meydana gelmiş, havarilerin meydana gelmiş. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği güç nispetinde de vazifemizi inşallah yapacağız. Aynı dönemde arka arkaya Refah'la ilgili yeni skandallar patladı. Önce Refah'ın Libya ve Suudi Arabistan'dan yardım aldığı iddiaları. Ardından da partinin Bosna Müslümanlarına yardım için topladığı milyarlarca liranın parti kasasına aktarıldığı gündeme geldi. Konuyu gündeme getiren de Başbakan Çiller'di. Bosna için toplamış oldukları o trilyonların hesabını verebilmiş olsalardı, o zaman belki halk şunu demezdi, kader utansın demezdi halk. Yardımı toplamışlar. Bu insana inanmışlar, buna parasını vermişler. Sen ne karışıyorsun? Sen ne karışıyorsun? Efendim bu verdiğiniz insan hem komutan, hem imam, hem milletvekiliymiş veya değilmiş. Sana ne?
Sana ne? Ben inanmışım, vermişim. Benim görevim burada bitti. Sen derdine yan. Erbakan, Bosna'ya füze fabrikası kurduk dediyse de Başbakan Çiller hemen yalanladı bunu. Parayı partileri için kullandıklarını açıkladı. Toplanan yardım paraları daha da nemalanması için partinin kasası olarak bilinen Süleyman Mercüme'ye emanet edilmişti. O da repo, faiz, hisse senedi derken milyon dolarları ekonomik krizde bankalarda batırmıştı. Namus sembolü, faiz düşmanı Refah yerden yere vuruldu. Mercümek zimmetine para geçirmekle suçlandı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efendim, okuma demedim. Ben sizden şey sordum. Efendim, ben şimdi arz ediyorum. Ben size bir okuma falan söylemedim. Hayır, müsaadenizle arz ediyorum. Tamam, ben besmeleyle başladım. Buyurun. Efendim, bu iddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Tamam. Ben hiçbir şekilde yardım toplamadım. Mercümek, Cumhuriyet tarihinin o güne kadarki en ağır para cezasına çarptırıldı. Sanın 3 yıl 13 ay hapis ve 20 trilyon 655 milyar 905 milyon 371 bin 716 lira ağır para cezası ile cezalandırılmaktadır. Refah bir defa yakalanmıştı artık. Kolay kolay kurtulacağı da benzemiyordu. Bosna skandalının hemen sonrasında bir de Erbakan'ın mal varlığında ortaya çıkan 148 kilo altın gündeme taşındı. 800 bin lirayı almışım, eski aldığım 200 bin ödemişim, 600 bin lirayı altına çevirmişim. Ne soruyorsunuz siz Allah aşkına? TRT'den canlı yayınlanan oturumda bu konuyu gündeme getiren SHP'li Mustafa Kul'un Refahlar tarafından dövülmesi Türkiye'yi sarstı. Refah Partisi de gerilimi düşürmek yerine üstüne gelindikçe daha sertleşti. Tam da o günlerde Bosna'daki Sırp zulmünü protesto için Taksim'de düzenlenen dev miting, layık kesimdeki kaşların daha da çatılmasına neden oldu. Arapça pankartlar, üç hilalli yeşil bayraklar ve layık devlet yıkılacak elbet sloganları kışlalarda bir şeriat provası gibi algılandı. Ortam iyice gerilmişti. Bu gerilime adeta adını koyan ise Erbakan oldu. Partisinin üstüne fazla gelindiğine dikkat çekip grup toplantısında o ünlü cümleyi sarf ediverdi. Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Türkiye'nin geneline yansıyan hava, şeriat kapıya dayanmış, kör testereler hazırlanıyor şeklindeydi. Erbakan ise niyetinin bambaşka olduğunu söylüyordu. Bu konuşmanın muradımız şudur. Biz mali seçimlerde Ankara Belediyesi'ni aldık. İstanbul Belediyesi'ni aldık. Konya Belediyesi'ni aldık. Bu belediyeleri aldığımız zaman 27 Mart tarihinde yapılmış ödü mali seçimler. Halk Partisi yollarda yürüyüş yaptı. Biz Ankara Belediyesi'ni Refah Partisi'ne vermeyiz. Kanımız aksa dahi vermeyiz. Sözü benim sözüm değil. O nümayişi yapan halk partilerinin sözleri. Grup toplantısında olayı anlattım. Olayı anlattıktan sonra dedim ki ya biz demokratik bir ülkeyiz. Halkın oyuyla işlerimizi yapıyoruz. Halk Refah Partisi'ni tercih etmiş. Belediyeyi vermiş. Buna rıza göstermekten başka yapacak bir şey yoktur. Ne kanı Allah aşkına. Benim söylediğim söz bu. Bunu çarpıta çarpıta çarpıta. Söz nerede? Ekran nerede? Bu medetik davada yine de bu kadar şey söylüyorum.
gerçek olması mümkün değil. Çünkü mizacıma uyan bir olay. Efendim, istesem bu kurt benliği vurdu. ...1994'ün diğer heyecan verici gelişmesi son derece tipik bir yolsuzluk hikayesiydi. Bir yanda Özal döneminin parlayan iş adamı Selim Edes, öte yanda Turgut Özal'ın bulup çıkardığı prenslerden biri Engin Civan, devlete ait Emlak Bankası Genel Müdürü. Hikaye çok alışılmışlardan biri. İddiaya göre Selim Edes bankaya 100 milyon dolarlık bir arsa satmış ancak parasını alamamıştı. Bunu halletmesi için bankanın genel müdürü Engin Civan'a 5 milyon dolar rüşvet vermişti. Ama yine de işi halledilememişti. Civan genel müdürlükten ayrılınca da Selim Edes parasını geri istemişti. Aldığı yanıt hangi para olmuştu? Bunun üzerine devreye hem ricacı olarak aile dostu sayılan Özal ailesi hem de iki mafya babası Alaaddin Çakıcı ve Dündar Kılıç sokulmuştu. İşin ciddiyetinin anlaşılması için Civan kolundan vurulmuştu. Olay basına yansıyıp yargıya intikal edilince siyasi sistemin ne kadar kokuştuğu hemen anlaşıldı. Yandan telefon geliyor. Semra Özal. Semra Özal telefon ediyor. Ve sonradan bu arkadaşlar geliyor. Bunlarla ilgi göstermemi istiyorlar. Ne diyor telefonda, ne diyor? Diyor ki efendim bu iki tarafta yakınımız, mümkünse bunları barıştırın. Birbirlerine bir zarar vermesinler. İsim de veriyor mu iki tarafta? Veriyor. Yani iki tarafta ilgili. Evet. Bu tarafta. Selim Edes. Evet. Bu olay haftalarca Civan Gate adıyla manşetlerde kaldı. Engin Civan'ın hani nerede, bana para verdiğinin belgesi var mı sorusuna Selim Edes'in verdiği o ünlü yanıt. Rüşvetin belgesi mi olurmuş pezevenk cevabıyla literatürümüze geçti. Sonunda her ikisi de mahkum oldu. Cezaları paraya çevrildi. Ve bu olay ANAP döneminin hoyratlıklarını, devlet bankalarının nasıl boşaltıldığını ortaya çıkardı. Emlak Bank battı. Civan Gate'in Türk toplumuna faturası 800 milyon dolara buldu. Brüksel'de alınan karar Türkiye'yi yeni bir döneme taşıyacak. Çiller Hanım, biz 65 milyon senin dediğini yapmayacağız. Çiller'in bu süreçte hiçbir başarısı yoktu, hiçbir pay yoktu. Avrupa Bankları'na giriyoruz. Kat ülkeyi tesis edilecek yani. ...1994'ün kapanış sürprizini Tansu Çiller yaptı. Ve en zoru başardı. Türkiye'yi Avrupa Gümrük Birliği'ne soktu. Bu çok cesaret ve özgüven isteyen bir adımdı. Ülkeler genelde önce tam üye olurlar, karar mekanizmalarında yerlerini alırlar, ardından gümrüklerini indirirlerdi. Çiller-Karayalçın ikilisi açıkçası Avrupa'ya arka kapıdan girmeyi zorluyorlardı. Avrupa Birliği'ne girerken kimliğimizle gireceğiz. Son derece önemsiyorum. Avrupa Birliği'ne Gümrük Birliği ilk adımdır. Ve iddia ediyorum çok uzak değildir. Avrupa Birliği'ne tam üyelik çok uzak değildir. Yeter ki ev ödevimizi iyi yapalım. Türkiye yarın inşallah Avrupa Apartmanı'na taşınacak. Avrupa Apartmanı'na giriyoruz. Kat mülkiyeti tesis edilecek yarın. Bu 1963 ve 73 anlaşmalarının bize vermiş olduğu tapuya dayalı olarak yapılacak. Üst katlarda gayet iyi bir yerde. Eski bir inşaatçı olarak söylüyorum. Gayet iyi bir yerdeyiz. Yani zannedilir ki genelinde Türkiye'de yani bu konuda düşünen insanlar arasında bu gümrük birliği bize dayatılan Avrupalılar tarafından bir konuydu. Halbuki söz konusu değil yani bizim gümrük birliği kararını aldırabilmemiz için çektiğimiz sıkıntı sadece Türkiye'nin içindeki
muhalefetten değil, Avrupa Birliği'ne de Türkiye'nin bu süreci kaldırabileceğini gösterebilmemiz açısından önemli bir dönem yaşamıştık o sırada, o karar alınana kadar. Yani Gümrük Birliği müzakerelerinin başlaması gerektiği konusunda bir karar aldırana kadar. Brüksel'de alınan karar Türkiye'yi... Ancak arada bir de pazarlık vardı. Atina Türkiye'ye AB kapısını açarken bir koşul koymuştu. Kıbrıs Rumlarının Avrupa'ya katılma müzakereleri de resmen başlatılmalıydı. Yani Kıbrıs'ın tam üyelik süreci de bu şekilde açılacaktı. Çok stratejik bir adım atılıyordu. Ya nihai çözüm bulunmadan Güney Kıbrıs tam üyeliğe alınırsa KKTC ne olacaktı? Yunanistan imzalı bir mektup verdi. Diğer üyeler açıklamalar yaptılar. Söz veriyoruz, nihai çözüm olmadan Kıbrıs tam üyeliğe geçmeyecek dediler. Ola ki Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne alınır, nihai çözüm Kıbrıs'ta oluşmadan buna imkan verilirse biz ne yaparız? Biz de Kuzey Kıbrıs'la birleşiriz. İki yol var. Yere götürecek yol. Ancak ne verilen sözler tutuldu ne de Türkiye Kuzey Kıbrıs'la birleşebildi. Aradan 10 yıl geçti ve Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nde yerini aldı. Her şey unutuldu. O günlerde ise Türkiye'nin ve DYP iktidarının böylesine bir uluslararası başarıya ihtiyacı vardı. İktidar Gümrük Birliği'ni köpürttü, Çillere Avrupa Fatihi diyenler oldu. Muhalefet ise aynı fikirde değildi. Değerli arkadaşlarım, vatandaşları Avrupa'ya vizesiz giremeyen bir ülkenin başbakanı Avrupa Fatihi olabilir mi? İşte Çiller eteklerine zil takmış, zırhlıyor. Neydi? Gümrük Birliği. Yavrulara uşak olacak. ...1994'e baktığımızda neyi görüyoruz? Bir, PKK'nın etkinliği ve eylemleri ne olursa olsun artıyor. Buna karşılık devlet iyice sertleşiyordu. Faili meçhuller, insan hakları kimsenin umurunda değildi. Adeta bir iç savaş yaşanıyordu. İki, karmaşık bir siyasi yaşam vardı. Ve bu arada refahın önlenemeyen yükselişi sürüyordu. İşte 1995'e girerken bütün bu olgular 28 Şubat'ı adeta hazırlıyordu.